Evet, spor alanında şimdi Antalya için çok önemli bir isim yanıma gelecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Burhanettin Hacı Caferoğlu. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler efendim. Fuarımız da açıldı az önce. Büyük evet. Bir katılımcı sayısı mevcut. Ülke anlamında da geçen yılı aşmış durumda. Evet, geçen yıl biliyorsunuz 150 ülkeye yakın da bu yıl 160'ı aştık. Bu da heyecan verici, mutluluk verici. Bugün geçen yıl aynı tarihlerde yaşadığımız heyecanın iki katını yaşıyoruz. Mutluluk içerisindeyiz. Çok heyecanlıyız. Bu da tabii Antalya'da buna önem verdiği için, Antalya'da sahip çıktığı için ayrıca mutlu oluyoruz. Ben tüm sektörü teşekkür etmek istiyorum. Çünkü açılışta da dikkat ettiyseniz 250 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. TÜRSAP Başkanımız spor turizminin dünyada 250 milyar dolarlık bir pastası olduğunu söyledi. Antalya olarak da biz bu pastadan ne kadar çok alabiliriz onun hesabı içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda artarak bu devam edecektir. Çünkü bu yıl şunu da gördük ki golf ve futbolun dışında diğer branşlarda da artık Antalya'da kamp yapılır hale geldi. İşte bugün judo Grand Prix'si var 52 ülkenin katılacağı ve ondan sonra da bunlar ilimizde kampa kalacaklar. Şampiyondan sonra kampta devam edecekler. Bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. Branş çeşitliliğini artırmak çok önemli diye düşünüyorum. İnşallah golf ve futboldan sonra diğer branşlarda gerek salon sporları olsun, gerek sporları olsun hepsinde de artarak bu devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, özellikle diğer sporlar derken doğanın bize sağladığı zenginliklerin kullandığı oryantiring, triatlon, yürüyüş, evet, gibi sporlar tabii da mevcut. Antalya biliyorsunuz Likya yolumuz gibi çok önemli bir değerimiz var. Biz bunu rotalarıyla, Sayın Valimizin talimatlarıyla Turizm İl Müdürlüğümüz rotalarını belirlemiş. Ta Fethiye'den Antalya'ya kadar devam eden bir Likya maratonumuz var. Bunun haricinde bisiklet turizmimiz var ki bisikletle ilgili önemli yarışlar bu sene içerisinde organize ettik. Bu sayılar geçen yıla baktığımız zaman 3 katı 4 katı arttığını görüyoruz. Her ay nereden baksanız bir bisiklet organizasyonu var burada. Bu yarışların olması demek ne demek? Diğer takımlarla buraya gelip yarış yüzünüz kamp yapmaları demek. Triatlon var. Herkes aynı şekilde devam ediyor. Trekkinglerimiz var. Doğamız var. Doğa tırmanışlarımız var. Kaya tırmanışları var ki çok önemli bunlar. Ki yatırım gerektirmeden sadece tanıtımla birkaç dokunuşla geliştirebileceğiniz alternatif turizm çeşitleri bunlar. Yamaz paraşütü gelişiyor. O da hızla geliştiğini görüyoruz. Yani turizmde çeşitlilik, özellikle spor turizmde çeşitlilik arttığını ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnşallah önümüzdeki süreçte de ciddi manada Antalya o 250 milyardan çok daha büyük pay almaya başlayacaktır. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim.